Kimse yok mu? Lütfen yardım edin. Ah, kimse yok mu? Hey, kimse yok mu? Abi, durun. Ne yapıyor çocuk burada ya? Yardım istiyor herhalde. Dur lan, dur. Bir dakika. Hayırdır Farklık, ne oldu? Abi lütfen yardım edin bize. Babam yaralı, hastaneye götürmemiz lazım. Tam bozulacak zamanı buldum. Allah'ım ne olur ya. Ne olur Poyraz'a bir zarar vermesinler, ne olur. Dördü de ölmüş. Anons et hemen. Tamam, geçiyorum. 55-27 merkez. 55-27 merkez. Cenaplar mevki yakınlarında silahlı adam öldürme olayı var. Dört erkek şahıs. Olay yeri inceleme ekiplerini yönlendirin. 55-27 dinlemedeyiz. Ben organize eden emniyet amiri Mümtaz Top. Amirim, olayda otomatik silahlar kullanılmış. Açık adres verin, intikal ediyoruz. Bu mu? Evet. Hala yaşıyor. Ne oldu babana? Vuruldu. Vuruldu mu? Abi başımız belaya girecek ya. Ya merak etmeyin, benim babam polis. Ara ara, ambulansı ara, çabuk ara. Ambulansı boş verin, yetişemez o. Sizin arabayla götürelim lütfen. Abi hiç oynatmasak mı ya, ambulansı bekleyelim. Oğlum adam çok kan kaybediyor ya, tut da götürelim. Hadi lütfen. Kardeşim şöyle yaslan bana doğru. Uzat kendini. Hadi. Çek çek çek. Dikkat et. Dikkat et. Yavaş. Sakin. Yüklen kendini bu tarafa. Abi zorlama kendini. Gel. Gel. Baba iyi misin? Yavaş yavaş yavaş. Açmıyor mu hala? Yok, kapalı telefon. Ya gidip bir karakola falan mı sorsaydık? Belki bir gören olmuştur. Karakol nerede? Bu yakınlarda var, ben biliyorum. İyi, hadi. Hadi. Baba dayan, ne olur biraz daha dayan. Sinan. Baba, baba bak, gidiyoruz şimdi hastaneye bak. Dayan biraz daha, iyileşeceksin. Ya abi, biraz daha hızlı git ya. Tamam paşam, sakin ol, yetiştireceğiz babanı, korkma. Baba, bırakmayacaksın değil mi beni? Bırakmayacağım tabii oğlum. O ne biçim söz? Söz mü? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Hiçbir zaman. Kim bu herifler? Amirim, iki tanesinin sabıkası var. Belediyede falan da çalışmıyorlarmış. Husum mu konmuşlar? Öyle gibi. Biri herkes delik deşik etmiş amirim. Yerde kan izleri var. Ağaçlara doğru gidiyor. Yaralanmış. Ama kimseyi bulamadık. Ya burası Bahri Umman'ın evinin yakınları değil mi? Aynen amirim. Az aşağıda. İyi günler. Benim acil geçmem lazım yalnız. Çok zor hanımefendi. Olay çıkmış. Biraz bekleteceğiz sizi. Yok, anlamadınız. Benim işim gerçekten çok acil. Hanımefendi, geçemezsiniz. Silahlı çatışma çıkmış. Çatışma mı? Evet. Bakın, ben doktorum. Yardım edecek bir şey var mı? Doktorluk bir şey yok. Çünkü herkes ölmüş. Ya bir daha ne kadar kaldı? Az kaldı, az. Yetiştireceğiz babanı, korkma.
Baba bak duydun mu? Çok az kalmış. Gidiyoruz bak, iyileşeceksin. Sık dişin biraz daha. Ne olur dayan, tamam mı? Hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Tamam, bakacağım sadece, bir şey yok. Hanımefendi, lütfen gitmeyin. Bakacağım sadece, tamam. Sizin ne işiniz var burada? Ha, hani gidiyordunuz siz? Gidemedik işte. Ne olmuş burada? Bilmiyorum, biz de anlamaya çalışıyoruz. Şey, benim telefonum bozuldu. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Poyraz'ı arayacağım. Aga, böyle toplandık buraya. Nasıl bulacağız ki Ayşegül'ü? Dağılsak mı alsak mı acaba? Aga, bir sakin olsana ya. Belki karakoldan bir haber gelir. Sefer telefonu çalıyor. Benimki değil. Usta senden geliyor ses. Lan Poyraz'ın telefonu bana verdiydin ya. Sefer, Ayşegül ben. Ayşegül neredesin? Öldük meraktan. Ver. Dur babayı veriyorum. Ayşegül kızım neredesin? İyi misin? Ben iyiyim. Poyraz nasıl? Ya bilmiyorum Poyraz'ı kızım. Sen neredesin? Öldük burada meraktan. Bir kadın aradı, başım beladaymış. Ya ne başın ne belası, ne saçmalıyorsun baba ya? Poyraz sizinle değil mi? Hayır kızım değil. Yalan söylemiyorsun değil mi? Kızım değil. Ayşegül. Kapattı. Baba iyi miymiş? Ya ne bileyim ben. Kaçırıldığı falan yok. Allah Allah, ne oluyor ya? Biri bize oyun mu yaptı ne? Sizde Sinan'ın numarası var mı? Olacak. Arar mısınız? Doktor bey, kendisi polis, omuzundan vurulmuş. Ne zaman olmuş olay? Biliyorum. Bir saat oluyor. Ameliyathaneye hazırlatın hemen. Kimsen yok mu? Yalnız mısın? Babam var işte. Başka kimsen yok mu? Var. Hemşire hanım, delikanlı ile ilgilenelim. Ağlama bakayım. Ya niye ağlamayayım? Babam çok kötü. İyileşecek ama. Sinan? Alo Ayşegül abla. Babam yaralı. Ne? Ne diyorsun Sinan? Ne demek babam yaralandı? Ne diyorsun ya? Ne Poyraz mı? Sinan! Ağlamadan konuş. Hiçbir şey anlamıyorum. Babam vuruldu. Sen neredesin şimdi? Hastanedeyim. Sinan yanında kim var? Hemşire, doktor, birini telefona ver. Tamam. İyi günler. Az önce bir yaralı getirdiler. Ameliyata alındı. Durumu nasıl? Bilmiyorum henüz. Ama geldiğinde pek iyi değildi. Hangi hastanedesiniz? Onaran Hastanesi. Tamam, teşekkürler. Ne olmuş? Poyraz vurulmuş. Onay yeri gelene kadar buradan ayrılmayın. Benim işim çıktı. Tamam amirim, biz buradayız. Ah baba. Bir de Poyraz'ı bilmiyorum diyorsun. Eğer sen yaptıysan. Babandan başka yakını yok mu senin? Var. Anneannem ve dedem. Arada haber ver o zaman. Sonra seni bekleme salonuna alayım, tamam mı? Ya Canan, nerede kaldı bu çocuk? Telefon çalıyor. Alo Sinan. Neredesin yavrum? Anneanne, ben hastanedeyim. Hastanede mi? Bir şey mi oldu yoksa? Babam vuruldu. Ameliyatta şu an. Sen neler söylüyorsun oğlum? Hangi hastanedesiniz? Onaran Hastanesi. Sen iyi misin? Hayır, değilim. İyi falan değilim. Tamam canım, sakin ol. Biz hemen geliyoruz. Ya Canan ne oldu? Yüzün bembeyaz oldu. Poyraz'ı vurmuşlar. Ne? Kim? Ne bileyim ben. Eyvah. Ünsal. Senin bu olayla bir ilgin yok değil mi?
Yoksa Bahri mi yaptırdı ha? Geçen sefer de ikisini yakalattın, adam küplere bindi. Saçmalama. Benim ne alakam olacak? Bana bak Ünsal. Eğer bu olayla en ufak bir ilgin varsa elimden kurtulamazsın. Haberin olsun. Hadi. Hadi kalk gidelim. Alo? Bahri Bey? Buyurun. Sen bunu nasıl yaparsın ya? Bir şey olmayacak dedin. Bana bırak dedin. Tuttun, vurdurdun mu adamı? Ne diyorsunuz Ünsal Bey? Poyraz'ı vurmuşlar. Hastanedeymiş. Ne? Bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Beni de yaktın. Ben Poyraz'a bir şey yapmadım. Hangi hastanedeymiş? Bilmiyorum. Tamam. Öğrenir öğrenmez ara beni. Ne olmuş baba? Poyraz vurulmuş. Ne? Babal atlatacak bunu, bir şey olmayacak. Sen bana inanmıyor musun? Büyükler hep yalan söylüyor. Bu sefer değil. Bu sefer değil Sinan. Ne zaman getirmişler? Az önce. Nasıl olmuş, bir şey söylediler mi? Şu iki genç getirdi amirim. Çağır şunlara bakayım. Gençler, bir bakın buraya. Gençler, siz bu adamı nereden aldınız? Cenaplar civarından. Orada bugün silahlı çatışma oldu lan. Vallahi biz silahlı çatışma görmedik abi. Oğul yolda durdurdu, biz de aldık geldik. Tamam. Ulan Poyraz, ne işler karıştırıyorsun yine ya. Efendim amirim. Evet amirim, ben de o işle ilgileniyorum. Evet amirim, evet. Tamam, peki abi. Geliyorum. Beyler. Buyurun abi. Ben şimdi emniyete gidiyorum. Ameliyattan çıkınca bana haber verin, siz de buradan ayrılmayın, tamam mı? Tamam amirim. Alev abla, baban nasıl oldu? Merhaba, ben kardiyolog Ayşegül Çilingir. Durum hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii. Tatlım sen otur istersen, ben geleceğim, tamam mı yanına? Hala ameliyatta kendisi. Geldiğinde kan kaybetmişti. Ama doktorlar elinden geleni yapacaktır, merak etmeyin. Teşekkürler. Maktul bu mu? Maktul diyor ya. Maktul değil hakim bey. Yaralı. Kendisinin beyin ölümü gerçekleşmedi henüz. Evladım senin suçun ne? Suçum sevmek hakim bey. İtiraz ediyorum. Çok arabesk. Kabul edildi. Efendim müvekkilim Bahri Umman'ın hayatını kurtarmak adına
Cansiperhane bir şekilde kendini kurşunların önüne atmış. Akabinde göğsünden vurulmak suretiyle yaralanmış ve şu anda ölümle cebelleşmektedir. Doğru mu bu? Hakim Bey, ben ölmeyeyim ya. Ölemem ben şu anda ya. Ya hayır, ben ölsem sizin elinize ne geçecek ki? Tabakta kalan son pirinç tanesi gibi benim arkamdan da ağlamaz kimse. Hakim Bey, kimsem yoktur. Sevenim azdır. Ha? İtiraz ediyorum. Duygu sömürüsü yapıyor. Kabul edildi. Yahu hiç mi severin yoksa? 8 yaşında dünya tatlısı bir oğlum var. Ellerinizden öper. Bir de sevdiğim kadın. Dünya güzeli. Yalnızca ikisi var Hakim Bey. O kadar mı? Oğlum sen bu hale nasıl geldin? Anlatayım Hakim Bey. Beni kötü yetiştirdiler. Annem de babam da bana gerekli eğitimi vermediler. Yaşamak için demek istiyorum yani. İtiraz ediyorum. Anne babaya söz hakkı doğuyor. Sen bir sus bakalım. Oğlum devam et. Bana yaşamasını öğretmediler Hakim Bey. Daha doğrusu bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanırken öğrenileceğini öğretmediler. Ben de kolayca razı oldum bana öğretilen bu yanlışlara. İnsan kendi bulurmuş doğru yolu. Ben bulamazdım. Bulamadım. Devam et. Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler. İtiraz ediyorum. Kitaptan kopya çekiyor. Evet. Gereği düşünüldü. Sanık Ahmet Poyraz Karayel'in aşırı sevgi eksikliği yüzünden travmatik bir çocukluk geçirmesi göz önüne alındığından sanıktan kursunun çıkarılmasına ve hayati tehlikeyi atlatmasına karar verilmiştir. Oh be! Oh be! Bundan da yırttık. Çok sağ olun Hakim Bey. Çok sağ olun. Söz veriyorum size pişman olmayacaksınız. Söz veriyorum. Geldim müdürüm. Neredesin Mümtaz sen? Ne oldu? Lan memleket vahşi batıya döndü. Gübegündüz 4 kişiyi öldürmüşler. Olay Bahri Umman'ın evinin yakınlarında olmuş. Gazeteciler arıyor hesaplaşma mı diye. Ne oluyor Mümtaz? Döndük 90'lara. Bu işin arkası gelir. Ben size söyleyeyim beyler. Bu adamları kim öldürmüş? Kimin adına öldürmüş? Niye öldürmüş? Hepsini bulacaksın Mümtaz. Duydun mu beni? Hepsini bulacaksın. Duydum efendim, duydum. Neyse, toplantımız var. Kalkalım. Lan Poyraz, ne yedin yine ya? Ah oğlum, ah. Yaktın kendini. Sinan. Poyraz'ın durumu nasıl? Haber var mı? Bekliyoruz işte. Yavrum iyi misin? Dokunma bana. Senin yüzünden babam bu halde.
benimle ne alakası var? Ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın ya? Babamın adamları nasıl geldiler peki okula? Poyraz'ın orada olacağını nereden bildiler? İyi günler. Olay nasıl olduğu ilgili kimse bir şey biliyor mu? Sinan, ne gördün sen anlat polis amcalara hadi canım. Olayı tam olarak göremedim. Babam beni arabada bıraktı gitti. Sonra bir geldi, yaralı. Şeyler orada mıydı Sefer, Zülfikar? Hani böyle kır saçlı olan bir tanesi şişman. Yok, onları okulda atlattık. Sadece ikimizdik. Yok öyle banka soygunu falan. Biz film çekiyorduk. Bir susun. Başımı yediniz ya. Beynimi yediniz. Lan kim bunlar ya? Amirim banka soymuşlar. Bu tiple mi? Oğlum bunların baskı takmaya ihtiyacı yok. Bunları gören zaten kasayı açar. Amirim olay tamamen bir yanlış anlaşılma. Albüm yapmak için bankaya girdik biz. Oğlum ne diyorsunuz sizler? Amirim ortada bir banka soygunu falan yok. Biz bir sinema filmi çekiyoruz. Ne filmi? Normal konulu film. Oğlum atın şunları içeri ya. Hadi arkadaşım. Bu işte bir ilgin yok değil mi baba? Bana doğruyu söyle. Hayır, yok kızım. Ya biz okul almaya gittik, bir şekilde kurtuldu elimizin. İşte kafamıza silah dayadı. Ondan sonra da aldı arabaya gitti. Sinan da gördü, şahit. Ayşegül, sen iyi misin? Bir kadın arayıp kaçırıldığını söyledi. Ya ne saçmalıyorsun ya? Baba tezgah belli, Ayşegül'ü bahane edip pusu kurmuş şerefsizler. Nerede oldu olay Sinan? Ya işte sizin eve doğru gidiyorduk, oralarda bir yerde. Allah Allah. Bizim evin? Evet. Evin orada... Yerde yatan adamlar. Poyraz doğru söylüyordu. Hangi konuda? Ya babanın hayatı tehlikede dedi. Biz inanmadık. Babayı öldürecekler dedi. Besbelliydi bir şey bildi. Allah da bizi kahretsin, biz inanmadık. Poyraz Bey'in yakınları. Durumu nasıl? Kurşunu çıkarttık. Kan kaybetmiş. İç kanama tehlikesine karşı yoğun bakımı alıyoruz. Birkaç saate odasını alırız. Yani yaşayacak değil mi? Öyle gözüküyor. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Anneanne, babamı görmeye gidebilir miyim? Sinancığım, o seni duyamaz ki. Uyuyor. Duyar o beni. Ne olursa olsun duyar. Zafer Efendi, hani bu sefer Bahri'nin işi tamamdı? Bak bu hiç iyi olmadı. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Allah'tan herif bizim yaptırdığımızı bilmiyor. Aslında öğrenebilir. Nasıl? Ne demek şimdi bu? Bizim adamları temizleyen Bahri'nin bir adamı. Poyraz. Arkasında bizim olduğumuzu biliyor. Nasıl bilir Zafer? Ya Bahri'nin kulağına giderse ne olacak? Poyraz şu an ameliyatta. Belki de çıkmıştır. Eğer o söylemezse Bahri de öğrenemez. Ne yapacağız peki? Basit. Poyraz'ın konuşmamasını sağlayacağız. Ben ilgileneceğim. Zafer, artık sen bir şeyle ilgilenmiyorsun. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Emin misin? Eminim. Artık bir başarısız daha tahammülümüz kalmadı. O Poyraz'dan adam geberecek. Onu da ben yapacağım.
Nasıl istersen. Necdet sana iletişim bilgilerini verir. Bak gördün mü? Bunu da atlattık. Ay çok korktum ya. Korkacak bir şey kalmadı. Duydun doktoru bak. Baban iniş çekmiş. Sonra yine birlikte film izleriz. Biz ayırız. Birlikte maceradan maceraya koşarız ha? Baban iyi olacak Sinancı. Sinan. Poyraz'ın ne yaptığının farkındasın değil mi baba? Benimle gelmek yerine senin için kalıp ölmeyi tercih etti. Rahat mısın şimdi? Adamın haline bak, vicdanın rahat mı? Zülfikar, sizin canınız başka bir şey mi sıkkın? Yok, niye? İşte bilmem, sen söyle. Bir şey yok dedik Sema. Allah Allah. Sen burada Ayşegül'le kal. Gözünde dört aç. Eyvallah baba. Taş kafa. Çocuklarla araba yollarım sana. Vay Poyraz vay. Demek benim için hayatını tehlikeye attın ha. Bizde de kabahat var baba. Dinlemedik herifi. Bizden kurtulmak için üfürüyor sandık baba. Ya bırakın şimdi Poyraz'ı falan. Adamlar bize pusu kurmuş. Önce bunu düşünmemiz lazım. Saçmalama Saadettin. Ne bırakması ya? Kimi bırakıyorsun? Ne bırakıyorsun? Adam ölebilirdi orada. Kim için? Senin için, benim için. Ya tamam baba, bir şey demiyorum da. Sen de daha dün asıyordun bu Poyraz'ı. Asıyordum evet. Bunu hak etti. Şimdi de kahroluyorum onun için. Bunu da hak etti. Bu adamlar kimmiş, kimlerdenmiş araştıralım bence. Seferler bir baksın. Ha olur, bakarız. Bu işin ardından zafer çıkarsa... bak bu sefer yaşatmam o iti. Hastamız kendine gelmeye başladı. Oğlunu sayıklıyor. Görebilir miyim peki? Görebilirsin tabii ama sadece bir dakika. Tamam. Baba. Babacığım. Nasılsın? Acıyor mu canın? Benim canım hep acıyor be oğlum. Baba ne yaptın sen ya? Ya sana bir şey olsaydı? Ben ne yapacaktım orada? Oh. Herife bak ya. Bana üzüleceğine kendine üzülüyor. Oh. Ya baba sen ben mi var? Biz bir takımız. Hı.
Ayşegül ablan nerede? Dışarıda. O da çok korktu. Ha. Ne kadar korktu? Ağladın mı mesela? Ya gözleri falan doldu işte. O kadar mı lan? Baba, kadın doktor ne de olsa. Benim gibi bir çocuk değil ki. Babanı daha fazla yormayalım istersen. Birazdan odasını alacağız. Rahat rahat konuşursunuz, olur mu? Tamam. Görüşürüz baba. Babam iyi gibi. Ne dedi? Seni sordu. Ne, nasıl yani? İyi mi? Ağrısı sancısı var mı? Ya ağrısı falan var tabii. Baban da iyi olduğuna göre artık evimize gidebiliriz. Ha? Sonra yine geliriz. Hayır, ben burada babamla kalacağım. Siz nereye giderseniz gidin. Tamam, biz gideriz. Ama sen bu gece burada kalmayacaksın. Şoför abinden birlikte sonra gelirsin, tamam mı tatlım? Bakarız. Merak etmeyin canım. Ne dedi? Bağlayıp bağlamadığını sordu. Sen ne söyledin? Ya gözleri falan doldu dedi. Ha, sen öyle deyince ne yaptın? Hiç öyle. Sevindi. Sevindi mi? Hı hı. Efendim, Karagül geldi. Beklet beni, gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Karagül. Buyur, buyur, otur. Nasılsın? Vallahi haberler kötü baba. Ne oldu? Zafer herkesi etrafına toplamış. Nasıl herkesi? Malatyalı Sabri, Tefeci Behçet, diğerleri. Hepsi birlik olmuş. Üzerine gelecekler. Buyursunlar, gelsinler. Başımız gözümüz üstüne. Harekete geçtiler bile. Evin yakınlarına pusu kurmuşlar. Aman baba, ne diyorsun sen? Şakası yok bu işine. Bu sefer kalabalıklar. Sürünün üzerine atılacak kurt sayısına bakmazmış Karagül. Ne o Canan? Bir yere mi gidiyorsun? Ben değil, sen gidiyorsun. Ne demek sen gidiyorsun? Dayanamıyorum artık Ünsal. Burama geldi. Sen kendini kaybettin. Yaptıklarınla etrafındaki insanlara zarar veriyorsun. Farkında değil misin? Bana karşı Poyraz'ı mı savunuyorsun? Mesele Poyraz değil. Mesele sensin. Saçmalama Canan, rica ederim. Ben mi saçmalıyorum? Bir düşün istersen. Kızın tedavi görüyor. Damadın vurulup hastanelere düşüyor. Torunun perişan. Ben, karın çıldırmak üzereyim. Hangimiz saçmalıyoruz acaba? Tamam Canan, konuşalım. Lütfen. Haklısın. Özür dilerim. Özür dileme. Yapıp yapıp özür dilemenden nefret ediyorum. Canan lütfen. Of! Ben müsaade istiyorum. Eğer bir emrin olursa haber ver baba. Müsaade senin Karagül. Bir şey duyar görürsen haber et. Eyvallah. Sen merak etme. Demek hepsi bir olmuşlar, bizi bitirecekler ha? Baba, bana sorarsan yaşatmayalım hiçbirini. Baba, istersen tek tek çökelim hepsini. Yapacağız, yapacağız. Hepsini yapacağız. Siz bu gece ayrılmayın bir yere. Taşkafa hala hastanede değil mi? Evet baba. İyi. Söyle ayrılmasın bir yere. Sen de bu gece ayrılma Sema. Eğer eşya falan gerekiyorsa Sefer götürüp getirsin seni.
Duydun mu beni? Duydum baba. Duydum. Ya ne oluyor, niye bu halin sizin? Bir şey yok baba. Olanlara şaşkınız sadece. İyi. Ya şimdi yaz müsaade edin bana. Birazdan doktor bey kontrole gelecek. Tamam, bekliyoruz. Teşekkürler. Sinan nerede? Seni gördükten sonra rahatladı. Yattı, uyuyor şimdi. Yaptığın şeyin ne kadar aptalca bir şey olduğunu farkındasın değil mi? Bir de yanında Sinan'la. Bravo. Boş ver şimdi ya. Bak yine beraberiz. Şimdi çok uzaklarda olabilirdik. Hem sen de şu halde olmazdın. Çok uzaklarda olsaydık... şimdi dönüş yolundaydık. Niye? Babanın cenazesi için. Poyraz'ı getiren iki genci de merkeze ifade vermeleri için sevk ettik. Tamam. Babam da buradaydı. Ne diye ya? Bir şey dedi mi? Çok sevindi. Aferin, delikanlı çocukmuş. Yarın büyüklerini alsın gelsin, kızımı benden istesin dedi. Yavaş. Dur, dur, güldürme, çok acıyor ya. Oğlum şu haline bak ya, iyi misin? İdare ediyoruz işte. Ben sizi yalnız bırakayım. Ya Poyraz, bu sefer iyi yırttın ha. Verilmiş sadakan varmış. Ya. Oğlum sen gidiyordun. Ne halt ettin? Arkanda 4 ceset var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer hakikaten fena değil, amirin Obama bile kurtaramayacak seni. Bahri'yi öldürüyorlardı. Başka çarem yoktu. Ne yapayım? Oğlum kim lan bunlar? İşte o Zafer denen herif. Ay, bir Zafer eksikti hayatımızda ya. Of. Yetmiyor ya bu. Kız. Ay Saadettin, ödüm kopardın ya. Ne yapıyorsun? Şey, babamın verdiği hediye falan var ya. Acaba bankaya gidip bir kasa mı açtırsam dedim de. Yok, gerek yok bence. Bankalar buradan güvenli değil. Bırak kalsın orada. Ya. Tamam. Poyraz ne yaptı? Yırttı yine. Hadi ya. Yine babamın kahramanı olmayı başardı yani. Yok canım. O kadar kolay değil o iş. Onun sabıka kaydı kabarık. Bu kapıdan içeri girmesi artık zor biraz. Niye?
Hadi inşallah. Bir değil, iki değil, tam 4 tane ceset ya. Müdürü görecektin, köpürdü köpürdü. Benden kelle istiyor. Söyle o zaman. Neyi? Neyi olacak? Polis olduğumu. Teşkilata çalıştığımı. Nasıl yani? Söyleyeyim mi diyorsun? Zaten bilmiyorlar mı? Oğlum Bahri'nin kulağına giderse ne yapacağız? Ne diyeceğiz lan? Ya giderse gider. Adamla koptuk zaten. Hapse girmekten iyidir herhalde, değil mi? Efendim müdürüm? Bak Mümtaz, bu öldürülen adamlardan birinin telefon dökümü geldi şimdi. Bu adam sürekli Zafer bir yolla görüşmüş. O herifi de, Bahri'yi de emniyete getiriyorsun şimdi. Sen duydun mu beni? Tamam efendim, ben halledeceğim, ben halledeceğim. Merak etmeyin. Lan işler iyice karıştı ya. Of! Neyse, tekrar geçmiş olsun. Yine geleceğim ben. Sema Hanım. Buyurun, yine ne oldu? Sizi yine davet etmek zorundayım. Bugünkü olayla ilgili. Mümtaz Bey, bizim olayla bir alakamız yok. Emniyet müdürü bizzat aradı. Gelseniz herkes için daha iyi olacak. Birazdan ben şubeye geçeceğim. Emniyetten mi? Evet. Bizi bekliyorlar. Güzel. Yavaş yavaş toparlanıyorsunuz. 2 gün daha buradasınız. Sonra bir daha bakarız. Ya doktor bey, beni bırakın eve gideyim ben ya. Bence de eve gidelim ya. Şişt Sinan, doktorun içine karışılmaz değil mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Oo, albayı. Oh, Poyraz Bey evladım. Dertsiz belasız bir günün geçmiyor. Çok geçmiş olsun Poyraz Bey. Size börek yaptım, bir de temiz kıyafetler getirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümran Hanım, çok sağ olun ya. Zahmet oldu size. Estağfurullah, ne demek. Albayım, böyle gelin siz. Hah, geleyim kızım. Şşş, ödev mi var lan yine? Var ama albay amcayla yaparız biz artık. Söyle oğlum, söyle. Ben Sinan'a bırakır mıyım? Söyle. Usta, baba galiba bu Sema mevzunu çaktı. Çaksın Agan abim. Sen de kıza biraz fazla sert yapıyorsun abi. Sen de yapıyorsun. Ben sen yapıyorsun diye yapıyorum. Oğlum sende ne alakası var mevzunun? Nasıl ne alakası var la? Biz kardeş değil miyiz? Sana yapılan yanlış, bana yapılan yanlış. Biz yoldaşız oğlum bir yerde. Aga. Hı. Zorla güzellik olmuyor biliyor musun? Ya neyse, kapatalım bu mevzuyu. Duymak istemiyorum. Bitti o iş. O iş bitti. Bir keresinde ben de vurulmuştum. Hiç unutmam, Kıbrıs harekatı yıllarıydı. Gökten böyle yağmur gibi paraşütlü askerler yağıyordu. Albay beyciğim, acaba biz şimdi bahsetmesek mi o konudan? Derken şuramda bir yanma hissettim. Ne oldu albayım? Mayına falan mı bastın? Hayır, yani sen eski topraksın ya, o bakıma diyorum. Yok canım, kurşun sıyırdı. Tabii benim kutsal görevim yurttaşlarımı koruma aşkıyla yarama bile bakamadım, biliyor musun? E tabii. Ya acaba bu konuyu kapatsak mı albayım be? Pardon. Kardeş, burası hiç müsait değil. İçeride ziyaretçiler var, çok kalabalık. Kapıda da polisler var.
Tamam. Oda boşalınca polisleri uzaklaştırmanın bir yolunu bul. Sonra da bana haber ver. Son zamanlarda pek sık görüşür olduk. Ben şikayetçi değilim. İstediğiniz zaman gelirim. Evet. Bunun ne işi var lan burada? İyi akşamlar beyler. Nasılsınız? Gerginiz biraz. İtin biri cami duvarına işemiş, onu arıyoruz. Gördün mü? Ama siz de durmadan havlıyorsunuz. Hiç ısırmıyorsunuz. Bir gün bir ısıracağım, koparacağım kökünden. O zaman göreceksin. Tamam dayıcığım. Yeri bura değil. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sinan Bey'i almaya geldim. Müsaitse. Biraz daha kalayım ya. Sinancığım hadi eve git. Ne yapacaksın bu saatten sonra? Bak baban dinlenecek. Anneannen de seni bekliyor. Hadi canım. Oğlum. Gel yavrum. Hadi git eve. Git eve güzel güzel dinlen tamam mı? Gel bakayım. Ama yarın eve geleceğim bak. Tamam. Tamam tamam. Hadi. Herkese iyi geceler dilerim herkes. Herkese iyi geceler. İyi geceler yavrum. Geçmiş olsun Poyraz Bey. Sağ ol şoför kardeş. Ah. Neyse hasta ziyaretinin kısası makbulmüş değil mi? Hadi bize müsaade. Tekrar geçmiş olsun evladım. Sağ ol albayım. Eğer kalmamı istersen kalayım yavrum. Yok yok albayım sağ ol. Sen de yoruldun geldin o kadar. Hadi gittim ben sana. İyi bir şey bir şey lazım olursa da veririz biz sana. Sizde araç yoktu değil mi? Yok. Hadi. Başkapa sende araç var mı? Evet. Misafirlerimizi evine bırakır mısın? Yalnız babanın kesin emri var. Buradan ayrılamam. Taş kafa. Adam yaralı. Nasıl kaçacağız? Yok. Ondan değil de hani... Bak. Polisler kapıda. Git gel bir an önce. Hasta etme beni. Olay çıkarır mı? Peki. Madem öyle diyorsunuz. Albayım. Beyefendi sizi eve bırakacak. Ah. Zahmet oldu be kızım. Estağfurullah amcacığım. Buyurun. Ben aşağı kahve falan almaya gideceğim. Bir şey ister misin? Seni. Lan! Yakarım lan hepinizi. Nereden lan benim kardeşim ha? Ne yaptınız ona? Öldürürüm ben. Keserim hepinizi. Allah'ıma kitabıma kesin. Sen ne diyorsun lan? Bastan geri. Bastan oğlum geri. Abicim sakin ol. Ne yapıyorsun lan? Kardeşini bulun bana. Kendine gel. Ne kendine gel oğlum? Polis ara polisi. Çek lan elini oradan. Çek lan elini. Kardeşimi bulun oğlum bana bak. Yakarım lan hepinizi. Anlıyor musun? Yakarım hepinizi. Kimler buradaymış? Zafer Bey. Bahri Bey. Zafer Bey. Beklemiyorduk sizi. Oturup birlikte bir konuşalım dedim. Buyurun oturun. Hayırdır? Bir yanlış anlama var herhalde. Şimdi yani. Bugün Bahri Bey'in evinin yakınlarında bir olay olmuş. Bundan bize ne? Faillerden biri birçok kere sizi aramış.
Olabilir. Çevremiz geniş, ne var bunda? Beyler, siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama burası bir hukuk devleti. Devletimize karşı bir yanlışımız olmaz bizim. Bizimki en fazla arkadaş arasında bir yanlış anlamadır. Onu da Zafer Bey'le çözeceğim ben zaten. Hah, ben de bunu söylüyorum işte. Siz aranızda bir şey çözmeye kalkışmayın. Çünkü ben dahil olacağım, işler daha da karışacak. Pardon memur bey, bakar mısınız? Buyurun. Acil de olay çıktı. Hasta yakınının biri bıçak çekti, doktorları tehdit ediyor. Lütfen yardım edin. Biz buradan ayrılamayız. Ha, ne demek ayrılamayız? Adam doktoru öldürüyor diyorum. Siz polis değil misiniz? Tamam, gidip bir bakalım. Şimdi tam sırası. O da müsait. Açık açık söylüyorum. Eğer birbirinize bir zarar verirseniz, zarar vermeye kalkarsanız ya da aklından dahi zarar vermeye geçirirse ensenizdeyim. Herkes rahatsız olan bitenden. Başsavcı rahatsız, emniyet müdürü rahatsız, herkes olaylardan rahatsız. Anlaşıldı mı? Beyler! Beyler, beni dinliyor musunuz siz? Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Ben de. Ben sorumluyum. Her zaman yaptığım işin arkasında dururum. Allah korusun. Zafer Bey'e bir şey olacak olursa benim kapımı çalabilirsin. Bahri Bey, bütün bu söylediklerinizi sonra size hatırlatırım ona göre. Hiç zahmet etmeyin Mümtaz Bey. Benim hafızam kuvvetlidir. Ben hala müvekkilimin neyle suçlandığını anlamadım. Ya siz de şu avukat ayaklarını bırakın artık ya. Kimse kimseyi bir şeyle suçlamıyor. Sanırım burada daha fazla durmanın manası yok. Bahri Bey. Ben sadece mert adamlarla tokalaşırım. Senin gibi kalleşçe pusu kuranlarla değil. Kimseden şikayetçi değilim. Ben de. ...407'yi mi arıyordunuz siz? Evet. Şu tarafta. Teşekkürler. Buradaki polisler nerede? Acile gittiler, bir olay çıkmış da. Polis çağır hemen. Hanımefendi, ne oldu? Polis çağır. Poyraz, kalk. Kalk hadi, acil. Ne oldu, ne oluyor, ne oluyor? Çıkmamız lazım hemen. Poyraz, biri var, silahlı. Polisleri de göndermişler. Tamam mı? Senin için geldiler belli ki. Yürü, gidiyoruz. Çıkar. Pardon. 407 numaralı odaya bakmıştım. Yanlış gelmişsiniz. Geldiniz taraftan.
Hayırdır Boyraz Bey, nereye? Bu halde kalkmanız doğru değil. Çabuk polisi arayın, polisi. Ne oldu? İçeride silahlı biri var, hadi. Emin misiniz? Evet, hadi. Birader, sakin ol, bırak o bıçağı. Geri çekilin. Gelmeyin diyorum. Kimler bu Zafer'le işbirliği yapıyor bilmek istiyorum. Hemen ilgileniyorum baba. Hepsini tek tek çıkar bana. Sefer, siz de sorup soruşturun. Emrin olur baba. Yaran kanamaya başlamış. Yürü hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver anahtarı. Ayakta duramıyorsun. Araba mı kullanacaksın? Sen arabayı ayakta mı kullanıyorsun? Allah ya, nerede bunlar? Pardon hanımefendi, burada yatan arkadaş... Nereye gittiler ki acaba? Ben bir sordurayım. Al başına bela. Alo. Alo, Sema Hanım. Bu Ayşegül'le Poyraz yine kayboldular. Ne diyorsun? Sen orada değil miydin? Ya 2 dakika ayrıldım, geldim, yoklar. Tamam, ben arayacağım seni. Ayşegül ile Poyraz hastaneden kaçmışlar. Senden Poyraz'ı araştırmanı istemiştim. Ne yaptın o şeyi? İlginç bir şey buldum. İftiraya uğrayıp polislikten atılmış. Birkaç kişiyle konuştum. Bu işte Mümtaz'ın da parmağı var diyorlar. Bir söyle posta koyduğuna bakmayın. Sağlam bir adam değil. Peki Mümtaz'la ilgili bir şey var mı? Bir iki sordum, soruşturdum. Bir gediği var. Birisine ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşırsam... Mümtaz avucumuzun içinde demektir. Ne yap et? Kimse o, bul getir buraya. Şansımızı bir de öyle deneyelim. Hadi hemen. Allah Allah. Allah Allah be evladım. Ne işin var burada? Niye çıkıp geldin hiç anlamıyorum. Ablayım rahat bırakmıyorlar. Ne yapayım, ne öldürmeye öldürüyorlar. Ne yaşatmaya yaşatıyorlar. Süründürüyorlar böyle, ne yapayım? Teşekkürler albayım. Ah rica ederim kızım. Aman bir ihtiyacınız olursa beni haberdar edin, oldu mu? Merak etmeyin. Sağ ol albayım ya. Albayım. Ödevler artık sende bir süre. Senin ateşin çıkmaya başlamış. Hemen şu yaramı halledelim. Bir şey olmaz. Ya benim telefonum sende mi? Evet evet, Sefer bana verdi. Ha. Al canım. Aga çok güzel kızdı be. Böyle kapkara gözleri vardı. Hani kömür gibi. Bir de gülünce bahar gelmiş gibi oluyordu yani. Ben de o zaman daha çocuğum tabii. 16-17 falan. Gittim bunun yanına. Dedim buna Ayten yoldaş, ben seni seviyorum. Örgütten miydi kız? Yok. Soyadı yoldaştı. Yani Ayten yoldaş. Zaten babasının fabrikaları falan vardı. Lan yine imkansız aşk hikayesi mi? Aga sen başka kanal çekmiyorsun mu?
Ben sana şunu bir türlü anlatamadım değil mi? Aga, imkansızsa aşıktır. İmkanlıysa onunla da ilişki olur. O da dünyanın en sevimsiz şeyidir lan. Aga bak, ben öyle şıp sevdi, ayran gönüllü bir adam değilim. Tamam mı? Ben sevdim mi bir sefer severim. Sevdamı da toprağa götürürüm. Lan ağzından yel alsın, ne toprak moprak. Evleneceksin, çoluğun çocuğun olacak oğlum. Daha immi olacağım ben lan. Ulan kim evlenir ki bizimle? Ha? Hadi diyelim biri evlenmeye niyetlendi. Anası babası demeyecek mi sen ne iş yapıyorsun diye? Ne diyeceğiz? Çeksen et tahsilatımı yapıyoruz diyeceğiz. Yani evet. Öyle kriminal bir durumumuz var. Şeyi hatırlıyor musun lan? İki sene önce bir adli sicil kaydı çıkarmaya gittiydik de... ...dördüncü sayfada printer'ın mürekkebi bittiydi. Abart, abart. Öyle tabii oğlum. Ama olsun lan. İyiyiz biz böyle. Güzeliz yani. İnce gör. Yok yok, görmedim. Daha önce hiçbir yerde görmedim. İşte yapılı, uzun boylu, 1.80 boylarında falan. Ha? Ha, 1.80. Tamam. Tamam, tamam. Eyvallah, eyvallah. Ne diyor? Kapının önüne sivil ekip gönderecekmiş. Sağ olsun. Ya nasıl konuşabiliyorsun şu adamla? Benim görünce bile tüylerim diken diken oluyor. Çaresizlik Ayşegül. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılıyor. Yine yaralarım sardı. Sinan, babam vuruldu dediğinde o kadar korktum ki anlatamam. Vurulduğunda ne oldu biliyor musun? Hani hep derler ya böyle, hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti diye. Öyle oldu, geçti vallahi. Hayatımda gördüğüm en iyi felaket filmiydi, kesin. Belki bundan sonrası felaket olmaz. Emin misin? Hiç emin değilim. Selamun aleyküm akalar. Ve aleyküm esselam. Niye gülüyorsun lan? La oğlum, adamın biri Twitter'da bir şey paylaşmış. Çok komik lan, baksana şuna. Ay, çek şunu gözümün önünden, saçma sapan. Niye lan? Twitter ne lan? Emperyalist küresel sermayenin yeni oyuncağı dayıcım. Yuh be kardeşim ya, ne alakası var ya? Aga, istediğini yazıyorsun, çiziyorsun. Karışanın edenin yok. Gayet özgür bir platform burası. Değil mi? Gelecek burada acı. Geleceğinize tüküreyim sizin. Oğlum Twitter ne? Adam gibi anlatsanıza lan. Twitter insanları 140 karakterli sanal bir aleme hapseden dünyanın en çakal fikri dayıcım. Zaten bu küreselcilerin en büyük numarası ne biliyor musun? Özgürlük. Oraya böyle istediğimiz gibi yazıyoruz ya, özgürüz biz. Ulan ne kadar salağız ya. Oğlum istediğini yazıp çizmenin nesi salaklık lan? Herif evinde oturuyor. Sıcak sıcak, çayı çorbası yanında. Güzel hala. Dur bakayım. Çıkıdı çıkıdı çıkıdı. Nedir? Kadına şiddete karşıyım. Şıkır 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 şıkır. Nedir? Gazze'de yaşananları protesto ediyorum. Lan yemişim senin protestini be! Ulan adam bir haksızlık görmüş, protesto ediyor. Ne var bunda?
sanal dayıcım. Sanal, gerçek değil. San Francisco'da bir şirket bir telefon yapıyor. San Francisco'daki başka bir şirkette bir aplikasyon yapıyor. Ondan sonra sen bunları alıyorsun. Senin üstünden milyar dolarlar kazanıyorlar. Ya sen ne diyorsun ki, Allah'ım ne kadar özgürüm, ne kadar özgür, ne kadar özgürüz diye bayılıyoruz. Ne kadar gerçeğim. Ulan madem gerçeksin, madem o kadar muhalifsin, çıksana sokağa. Ulan ayaklarına top ettiler, oynuyorlar bizi be. Lan sevdalar bile sanal yaşanıyor be. Millet don değiştirir gibi sevgili değiştiriyor lan. Adam haklı aga, hiç kusura bakma. Ha bir de şöyle bir durum var. Her sene dünyada satılan kitaplar %12 oranında azalıyor. Bundan 3 nesil sonra hiçbir çocuk Dostoyevski'yi bilmeyecek. Zaten Nazım Hikmet de Necip Fazıl o zamana kadar Twitter niyetçisi olur. Halikarnas Balıkçısı'nı hiç söylemiyorum zaten. Arkadaş okuyacaksın, okumak lazım. Okumayan adam sokaktaki canlı bombadan daha tehlikeli. Okuyacaksın. Aga gülelim dedik ağzımıza pişman ettin. De. Haklısın be biraderim. Allah da bu Twitter'ın belasını versin. Aha da çıkıyorum Twitter'dan. Hesabı da kapatıyorum. Küresel sermayenin esiri olmayacağım aga. Yaşa. Tebrikler. Hadi devam edelim hadi. Bakalım ağzına. Aferin benim güzel kızıma. Ama daha yemesem. Meyve suyunu da iç, sonra kalkabilirsin. Geldi. Baba. Biliyor musun, anneannemle dedem öyle bir kavga etmişler ki anneannem dedemle konuşmuyor. Az bile yapmış, ben sana söyleyeyim. Normalde dede dediğin Hulusi Kentmen gibi olur canım. Bizim şansımıza düşe düşe Erol Taş düştü anasını satayım. Yaran nasıl? Çok acıyor ya. Hadi bir öp de geçsin. Hadi sofraya al. Hadi. Oo, ne menem. Evet. Menemen oğlum, menemen. Gel. Nasıl şaka makasının içinden de bayağı bir ev hanımı çıktı ya. İltifat ediyorsun herhalde. Tabii iltifat ediyorum canım. Ev hanımlığı bir kere dünyanın en zor mesleği. Düşünsene. Tek başına bütün evden sen sorumlusun. Evet, almayayım. Hadi başlayın. Baba, burası ikinci kat. Poyraz burada mı oturuyor? Bakma baba, gariban adam. Siz bekleyin burada. Sen hiç gariban görmedin mi lan hayatında? Gariban değil mi abi? Burası da gariban evi değil mi? Değil. Abi bence gariban evi. Adam da gariban. Üzülüyorum abi ben bu çocuğa. Hey Allah'ım ya. Niye öyle lan telefonda posta koyarmış gibi konuşuyorsunuz? Bizim Necdet genelde kibar bir adamdır. Yapmaz öyle şey. Dinle diyecekseniz gideceğim. Ne biliyorsan anlat.
Merak etme. Kimse bir şey yapamaz sana. Bu arkadaşı tanıyor musun? Yok. Paraları o polisten alıp Mümtaz Amir'e verdim. Karşılığında da bana 5.000 lira verdi. Bunları savcıya da anlatır mısın? Anlatırım. Allah belanızı versin. Ne istiyorsunuz? Benim sizden tek isteğim var. Başarılı bir kariyeriniz olsun. Hatta emniyet müdürü bile olun. Yani şimdi amirliğe kadar yükselmişsin. İşsiz güçsüz kalmanın ne anlamı var değil mi? Bahri'yi bitirmeme yardım edeceksin. Nasıl yapacakmışım onu? Nasıl istersen sana kalmış. Adam benden 10 kat güçlü. Ben biterim o bitmez. Seçim senin Mümtaz. Bahri ile kendi aranda bir seçim yapacaksın. Düşün taşın kararını ver. Yoksa yarın sabah kendini savcının karşısında bulursun. İyi günler. Poyraz, babama bu saldırıyı kim yaptı? Zafer diye bir adam. Kim o adam? Delinin, manyağın biri. Nasıl biri yani? Deli, manyak biri. Ne iş yapar? Delilik, manyaklık. Ay, ne güzel aydınlattın beni, sağ ol. Ben bakarım. Aa, Bahri amca. Ne haber Sinan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işin var senin burada? Hoş bulduk kızım. Senle konuşalım. Yalnız. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun. Bir müsaade et. Senle de konuşuruz. Allah bize bir can vermiş. Başına da bekçi dikmiş. Adını da Poyraz koymuş. Estağfurullah efendim. Ne yapacağız biz seninle be Poyraz? Ha?
Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Allah beni bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Gidebilirdin. Gitmedin. Benim hayatımı kurtarmayı seçtin. Kendi canın pahasına. Neden? Başka bir şansım yoktu. Sizi öldürmelerine göz yumamazdım. Gel. Dört kişinin ölümüyle ilgisi olan birini bulamıyorum. Şahsın adı Poyraz Karayel. Of, yine mi Poyraz? Geçen de geldi kulaksız cinayetiyle alakalı olarak. Evet müdürüm. İki tane çocuk hastaneye götürmüş. İfadelerini aldık. Olay yerinin yakınlarında yaralı halde bulmuşlar. Peki hala hastanede mi? Yok müdürüm. Anlıyorum. Tamam sen çık. Misafirimiz eksikti ya. Of, Allah kahretsin. Efendim müdürüm. Mümtaz nerede bu Poyraz Karayel? Adam hastaneden kaçmış gitmiş. Arkasında tam dört tane ceset var. Savcı soruyor hala birini getirmediniz diye. Ya müdürüm hastanede birileri ziyaret etmeye kalkışmış. Evinde. Ben de bir ekip yolladım efendim. Ya Mümtaz sen hasta mısın, kapıyı mı yedin? Adam resmen mafya adına infaz yapıyor. Adamı alıp burada terleteceğinize bir de evin ekip mi gönderdin? Git al gel şunu. Alamayız efendim. Ne demek alamayız? Alamayız efendim, alamayız. Çünkü adam bize çalışıyor. Mümtaz sen ne diyorsun? Senin canını bağışladım. Ama son sözüm hala geçerli. Kızınızdan uzak durma konusu mu? Bak Poyraz. Sana saygı duyuyorum. Benim için canını ortaya koydun. Minnettarım. Ama bu işe müsaade edemem. Senden müsaade isteyen mi var? Ayşegül. Ayşegül. Çık git hayatımızdan ya. Ne istiyorsun bizden? Biz sana ne kötülük yaptık? Bu adam senin hayatını kurtardı. Hala mı düşmansın? Nasıl bize çalışıyor? Ya müdürüm bana ne demiştiniz hatırlasanıza. Ne yap yap bu Bahri Umman'ı bitir. Ben de Poyraz'ı taktım peşine. O da gitti yanına girdi. Oğlum bu adam meslekten atıldı. Daha iyi. Hiçbir şey bulamazlar hakkında. Siz bana güvenin ya Poyraz sağlamadan. Peki nasıl kabul etti? Ya teşkilata geri geleceksin dedim. Oğlunu alacaksın dedim falan. Bak bir yamuk çıkmasın. Yoksa yakarsın kendini. Yok müdürüm ya. Niye olsun ya? Poyraz bizim için çalışıyor. Zaten şimdi onu alırsak operasyon mahvolur. O kadar emek verdik. Boşa çıkmasın. Zaten çok az kalmıştı. Poyraz ipini çekmek üzereydi Bahri'nin. Allah kahretsin ya. Ya siz merak etmeyin. O iş bende. Her şeyi bana rapor edeceksin. Tamam mı? Tamam efendim. Tamam. Şimdi yanmazdık ya. Çık git hayatımızdan baba. Rahat bırak bizi artık ya. Ayşegül tamam. Dur. Poyraz. Poyraz canım pardon. Gel. Gel bir bakayım. Baba. Canım işte, acıyor mu yaralı? Gel. Oğlum bir şey yok, bir şey yok. Dur. Gel canım. Elini çek bakayım. Dur. Bir şey yok, bir şey yok. Bu kadar acımadan. Dur şunu çıkalım. Yap, yavaş. Tamam. Şuna ben bakacağım.
sen öne geç. Baba, bir dakika. Buyur kızım. Sen bir soru sordun ya Poyraz'a. Gidebilirdin, niye gitmedin dedim. Ben vereyim cevabını. O lanet dediğin Poyraz var ya... o sevdiği kadınla çekip gitmek yerine... burada kalıp senin hayatını kurtarmayı tercih etti. Niye biliyor musun? Hı? Çünkü sende bir baba buldu. Benim kaybettiğimi buldu. Yine babasız kalmak istemedi. Bu kadar basit. Ama ben neyi kime anlatıyorum? Sen hangi evladının kıymetini bildin de Poyraz'ın kıymetini bileceksin? Hepsini 30.000 lira veririm. 30.000 mi? İyi de çok az yani. Normal, ikinci elde altın düşer. Tamam. Bir de bunu tartar mısınız? Taşı çizilmiş sanıyorum. Aa, imkansız. Ben daha hiç kullanmadım ki o. Üretimden olabilir. Ay tamam, neyse. Ne kadar tutar onu söyler misiniz? 10.000 de bu eder. Peki dolar olarak alabiliyor muyum? Tabii, yardımcı olurum. Tamam. Alo, Ferit Bey. Ne zaman buluşabiliriz? Tamam. Tamam, yarım saat sonra. Tamam, görüşmek üzere. Baba gelmedi mi hala? Sen bilmiyorsan ben nereden bileceğim? Sefer ne oluyor? Ne oluyor? Düşman olmayız biz. Nereden çıkartıyorsun? Niye düşman olalım ki? Bu tavrın ne o zaman? Canım sıkkın biraz. Sefer, bak biz meseleyi konuştuk. Yaşanmamış varsaysak. Sen yaşanmamış varsayabilirsin. Ama ben öyle varsayamayacağım. Zaten ben konuştum, sen dinledin. Kabahatli ben miyim şimdi? Ya ortada kabahat falan yok Sema. Hepiniz tavır aldınız bana. Sen, Taşkafa, Zülfikar. Sana öyle gelmiştir. Sefer, bir dakika. Buyurun avukat hanım. Ya bırak bu avukat hanım ayaklarını.
Sefer. Bak eğer kalbini kırdıysam gerçekten özür dilerim. Yok be gülüm. Bizim kalbimiz öyle kırılacak, bozulacak cinsten değil. Yekpare dökme demir. Sen sıkma canına. Belki anlatmadığım, bilmediğim bir şey var. Anlat o zaman. Dinleyeyim. Belki anlatamam. Niye? Karşıdan çok anlayışsız biri gibi mi duruyorum? Seninle alakalı değil ki Sefa. Benimle alakalı. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Sevmek böyle bir şey. Songül Hanım geldiler. Tamam gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Burada 35 bin dolar var. 15 bin dolar eksik. Kusura bakmayın. Ne kadar eksik? 15 bin dolar. Ama getireceğim sonra. Merak etmeyin. 50 bin demiştik. Biliyorum Ferit Bey. Ama nasıl bulabilirim 50 bini hemen? Kocanızdan alamaz mısınız? Alırım tabii. Ne diyeceğim kocama? Ya kusura bakma ben başkasının hamile kalacağım da bir 15 bin verir misin mi diyeceğim. Saçmalamayın Allah aşkına. Alacaksanız alın şunu, almayacaksanız da ben başkasını bulurum. Tamam tamam hallederiz. Yalnız paranın geri kalanını istiyorum. Bütün kariyerimi ortaya koydum. O parayı bırakmam. Tamam merak etmeyin. Ne zaman hallediyoruz? Son kez soruyorum. Bu işi yapmak istediğinize emin misiniz? Evet tabii ki. Ben bu çocuğu çok istiyorum. Bu konu kapandı bitti lütfen. Aksi bir durum olursa beni tanımıyorsunuz ben de sizi. Tamam anladım. Sizin yüzünüzden bir sürü sahte evrak hazırlamak zorunda kaldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Poyra sana bir şey soracağım. Sor tabii. Dün biri babamı aramış. Kızınız kaçırılıyor falan demiş. E, tamam doğru söylemişler. Kaçmıyor muyduk biz? Yok öyle değil. Benim telefonumdan aramışlar. Allah Allah. Aklıma takıldı yani nasıl olabilir böyle bir şey? Ben bir eve gitsem üstüme başıma bir şeyler alsam. Hem şu telefon işini halletsem olur mu? Olur. Olur git de bir tabii nasıl istersen. Birkaç saate gelirim. Tamam. Baba. Heh. Ben de İsa abimle gidebilir miyim? Oo. Sen de git lan. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Hepiniz gidin. Yalnız bırakın beni burada ya. Aa. Naz'a bak ya. Bu ne ya? Yok yok. Gidin gidin. İstemiyorum. Gidin. Tamam. Hadi görüşürüz. Çabuk gelin ama ya. Tamam. Sen de çabuk gel. Tamam. Yaralıyım ya. Ya yaralıyım ya. İnsan yaralıyken bile yalnız kalır mı ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bizimki? Daha iyi. İçeride yatıyor. İyi. Ne haber Mumtaz amca? İyidir Sinancığım. Vay. Sen hala yatıyor musun? Ha? Gören de mayına bastın sanır. Ben şuradan bir doğrulayayım da bak nasıl hepsini tek tek mayına bastırıyorum. Özellikle de o Zafer denen herifi. Lan oğlum bak başım belaya girince nasıl amirin yetişti tak diye seni dört cesedin içinden çekti aldı. Allah senden razı olsun ya. Ya sen olmasan ben ne yapacaktım acaba ya? Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim amirim?
Obama olsa beni kurtaramazdı şu durumdan yani. Ha, bak bak, tavırlara bak, hallere bak. Ben sana yardım etmek için çırpınayım, sen benimle dalga geç. Şu ilaçları alın. Tamam. Başka bir şey? Başka? Bana hala borçlusunuz, unutmayın. Ferit Bey, hatırlatmanıza gerek yok. Biliyorum. Teşekkürler. İyi günler. Poyraz, bak biliyorum kötü günlerden geçiyorsun. Sayende amirim. Oğlum bak, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ben diyorum ki şu Bahri'nin peşini bırakmayalım. Yine adamın hayatını kurtardın. Sana bir şey yapmaz lan. Hem kızını da bağlamışsın. Ha? Ha? Doğru konuş. Bana bak, müdürle konuştum. Ha. Poyraz'ı da al gel dedi, savcılığa verecekmiş. Ya ne yapıyorsun lan dedim, ne yapıyorsun? O bizim eleman. Sen bu işi becermezsen seni de beni de yakacak bu adam. Sen esas beni seyret şimdi. Adam nasıl yakılırmış göstereceğim ben. Amirim gel gel gel. Sen bu Bahri işini unutacaksın artık. Onu öldürmeye kalkan adamın adı Zafer. Sen niye onun peşine düşmüyorsun ki? Onun peşine düş. Oğlum onu da halledeceğim lan. Dört ceset diyorum, dört ceset. Evet amirim, evet. İyi günler, iyi günler. Kendine iyi bak. Oğlum niye böyle yapıyorsun lan? Ha, alo, Mahir dayı. Benim Poyraz. Sağ ol, sen nasılsın, iyisin? Eyvallah, ya Mahir dayı, bir işim düştü sana da. Ha, bu akşam. Yalnız aramızda kalması lazım. Tamam. Benim evden alabilir misin beni? Tamam, şahane, bekliyorum. Sema Hanım iyi akşamlar. Süleyman ben. Hani geçen gün bir kolye satın almıştınız. Hediye demiştiniz. Evet biliyorum Süleyman Bey. Hayırdır? Müşterilerimizin bazılarından şikayet aldık. Taşlarda problemler varmış. Acaba rica etsem bana o parçayı gönderebilir misiniz? Arkadaşlar bir baksın. Defolu mal satmış olmayalım da. Hay Allah. Yarın sabah göndersem olur mu? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Son gün. Son gün. Son gün, bu hamile halinde bu kadar fazla ilaç alman doğru mu? Ha, o demir takviyesi falan ya. Doktor kendi verdi zaten. Anladım. Sen ne diyecektin? Ha, az önce aradılar. Şu babanın hediyesiyle ilgili. Ha. İşte bazı müşterilerden şikayet olmuş. Taşlarda bir üretim hatası varmış galiba. E'si işte bir kontrol etmek istiyorlar. Göndereceğim de alabilir miyim? Ha. Şimdi mi? Evet. Abi ben onu bir banka kasasına falan kaldırmıştım ya. Neden böyle bir şey yaptın Songül? Ne bileyim, daha güvenli olur diye düşündüm. Allah Allah. Yarın sabah alabilir misin peki? Ha, tabii tabii, alırım. İyi. Yarın haberleşiriz o zaman. Tamam tamam, tabii. Allah kahretsin ya. Hay sizin taşınızı. Thank you.
Mahir dayı, nerede kaldın ya? Geldik işte be oğlum. Yani şurada iki dakika bekledim diye bıdı 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 bıdı. Ya Allah'ın... Ya tamam, tamam, tamam. Ya bir iş adamının karısını takip ediyordum da. Yani anlarsın. Sen tabii devam o işlere değil mi? Devam tabii. Ekmek parası ne yapacaksın? İyi tamam. Nereye gidiyoruz? Sen şimdi şöyle bir yola çık bakalım. Tarif edeceğim ben sana. Tamam. Seni iyi gördüm Poyraz. İyisin. Ya hiç daha iyi olmamıştım. Hı? Dur bakalım. Dünyanın parasını kazanıyorsun. Şu arabayı da değiştir artık. Malatyalı Sabri. Çerkes Nuri. Tefeci Behçet. Galerici Sadık Şaşmaz. Hepsi tamam da biri eksik. Elebaşlarını biliyorsunuz zaten. Zafer. Zafer'i bana bırakın. Diğerleri sizin. O zaman baba Malatyalı Sabri'den başlıyoruz. Başlayın. Sen hazırda bekle. Ters bir durum olursa da varsın. Ulan benim de başımı belaya sokacaksın ya. Çalıştı mı? İçine su girmiş. Biraz uğraştım kendine geldi ama mikrofon kulaklık gitmiş. Tabii garantiye de girmiyor. Bir haftaya yakın bekleyeceksiniz. Yok yok önemli değil. Ben yapılan bir aramanın saatine bakacağım. Tek derdim o. Onu tut sikimi. Seda çok kötü durumda. Ne olur hemen gelmeniz lazım. Hiç iyi görünmüyor. Çok ilginç. Az önce o kadar zor nefes alıyordu ki. Zafer diye bir adam. Deli'nin manyağın teki. Nasıl biri yani? Deli, manyak biri. Ne iş yapar? Delilik, manyaklık. Ben o saatte Zafer Bey'in evindeydim. Bu Zafer o Zafer olamaz herhalde. İlginç bir haberim var. Dün Poyraz hastanede yalnız değilmiş. Ne demek bu? Yanında bir doktor hanım varmış. Adı da Ayşegül. Ne diyorsun? Bizim Ayşegül. Evet. İyi akşamlar beyler. Baktım siz beni öldürmeyi beceremiyorsunuz. Bari ben geleyim dedim. Hı? Hazır mısınız? Hazırız, hazır. Aga, içeride kalabalık olabilirler. Arayıp takviye çağıralım mı? Ya yok. Dört kişiyiz. Yeter yani.
Sabra abi. Buyur. Zafer Bey haklı çıktı. Dediği gibi Bahri'nin adamları geldi, bizi izliyorlar. Silahlılar muhtemelen. Uyandırmayın oğlum. Bırakın girsinler. İçeride hepsini halledeceğiz. Bakıyorum ayaklanmışsın. Ha. Yat yat, canım sıkıldı evde ya. Bu biraz tehlikeli olmadı mı? Ben risk almayı severim. Anlamadın mı hala? Senin derdin ne lan benimle? Kusura bakma ama seninle derdim olamayacak kadar önemsizsin. Önemsiz olduğum için mi sürekli beni öldürmeye çalışıyorsun? Ha? Yoksa korktuğun için mi? Ne? Korkmak mı? Senden. Buraya giremezsiniz beyefendi. Sebep? Damsız almıyoruz maalesef. Ha. Dayıcım damsız almıyorlarmış. O zaman sen de bizimle gelirsin. Ya abicim hani kafayı ben atacaktım ya? Ne oluyor lan burada? Bu herifle içeri gelmedi mi lan? Taklaya mı geliyoruz lan? Birisine mi bakmıştınız? Cenaze namazına. Bu gülümsemeye iyi bak. Zafer gülümsemesi bu. Yazık olur. Bırak onu. Bırak. Yine görüşeceğiz Zafer. Yeni bir şey değil. Hallettin mi? Hallettim. Hadi bin. Aklını oynatmış. Gülümsemesi nasıl olurmuş göstereceğim ben sana. Hiç merak etme.